Merhaba değerli takipçilerim. Herkese sevgiler, selamlar. Yeni bir videoda da sizlerle birlikteyiz. Bugün yine güzel bir kamp ve sazan avı programladık. Umarım bol aksiyonlu, bol keyifli bir kamp olur. Çünkü uzun zamandır yine güzel balıklar alamıyoruz. Yani balık konusunda çok kısır geçiyor. Zülker abi şu an gideceğim Mera'da. Eşyalarımı yükledim, evden yavaştan çıkacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın değerli dostlar. Gölün kenarında görüşmek üzere. Arkadaşlar günaydın. Aha. Cümleten selamun aleyküm. Uyanıdayız. Sabah yola çıktım, geldim Zülker abinin yanına. Baskın. Erken saatlerde bir baskın basanındır diye. Bir daha Çıktık nereye gittiğimi geldik. söylemeyeceğim oğlum size. Sizi YouTuber'lar sizi. Adama rahat vermiyoruz ya. Sabah Neredesin köründe lan? çıktım Evdeyim, geldim. balkonda oturuyorum. Görüntülü aldığın zaman da meşgul atacağım. VC'deyim Aynen. diyeceğim. Valla Mera'ya geldik işte. Oltalara attım ben sabah. Şimdi dayımla birlikte güzel bir kahvaltı hazırladık. Kahvaltımızı yapacağız. Balıksız mera. Güzel bir çalışma yaptık. Ama inşallah meyvesini alırız da zor. Arkadaşlar Mera yine ağzına kadar dolu. Doğru düzgün olta atacak yer yok. Daha bugün cuma olmasına Bir de bunun rağmen. hafta sonu var. Cumartesi pazarı var. Evet. Maalesef. Mustafa gelecek. Müsait olursa. Sazan avcıları Mustafa. Ne zaman olur? Geleceğini de bilmiyoruz. Valla muhtemelen akşama doğru falan gelirim dedi ama gelebilirse o da gelecek. Güzel beraber yine birlikte umarım aksiyonlu bir av olur bu sefer. Balıksız bir av olacağı benziyor arkadaşlar. Ümitsiz bak yine. Aynı çayın ekizini doldurdum. Abi çay o kadar kötü bir çay olamaz ya. Vallahi biz bak. De evde tiryaki içiyoruz ya. Arkadaşlar. Şekerimiz de. Göremiyorum. Arkadaşlar buyurun kahvaltı yapıyoruz. Aynen. Çayımız var. Çayı çok demledim. Zeytin, çay var, çorba var. Zeytin hepsi var vallahi. Hepsi var. Dünyanın erilmedim. Kendime çorba yaptım işte. Valla. Tavaya yetmez dersen peynir dedim ya bir şey var diye. Ben kendim geliyorum, kendim etikli ayırıyorum. Bunu geri götürüyorum ben. Bir dilimancı yiyorum ben şu yetiyor bana 2 gün. Geceye de kullan. İşte ha, bunu diyorum. Yetmezse eğer. Arkadaşlar benim oltaya bir balık vurdu ama. Ay çok uzakta ya. Evet. Bir de gelen çapak sapı yuttuk. Çok küçük hareketler yapıyor ya. İki kere alarm öttü. Devamı gelmedi. 200 metreden i̇nşallah, de küçük bir balık vurduğumu da çok kötü. İnşallah takılmaz. Takılırsa tüm takımı dolaştırır zaten. Dolanırken. Yok dolaştırmaz da çekmek zorunda kalacağız. O takıldığı zaman başka balık gelmiyor. Yani bir daha öterse mecbur çekeceğiz. Ki muhtemelen takıldı ona. Eyvah. Kafada küçük. Tekleri ben de gönderdim dünyanın bir sürü. Sen çift gönderdiğin için mecbur yanlara koyacaksın. Tabii yanlara garanti mesela. Ama çift göndermek de mantıklı çünkü tek seferde iki tane olta götürüyorum. Tabii canım. Tekrar bot. Tabii. Enerji harcamıyorsun. Mazuttan kar abi. Mazut olmuş kaç lira. Mazut yakıyoruz burada. Güneş panelini de unuttuk. Bot şarj edecek. Malzeme yok. Kendini getirmiş benim yeğen. Allah razı olsun. Şemsiye getirecek. Valla kafa dalgın yaptım. Arkadaşlar. Sıraları ne yaptığımızı bilmeyerek hareket ediyoruz işte böyle. Tam yol... O ev mahvetti seni ya. Vallahi ev olayı beni perişan etti ya. Bir ev taşıdık burnumuzdan geldi. Ev bulasıya zaten canımızı okudular da. Biz de milletin canını okuduk biraz. İki tane dairem var diye millete sen böyle ağalık yapmaya kalkarsan hiçbir şey görmemiş gibi. Hadi yani yokluktan gelmiş bir adam olsa anlayacağım. Varlığın içinde yüzen bir adam. Almanya'da dünya iş yapan adam yani. Boş adam da değil ama. İşte 200 liranın peşinde koşuyor millet hala. 200 liradan ötürü adam satıyorlar yani. Ondan sonra laf başı geldi mi bizim etrafımızdaki insanlar da söylüyor bazen bana. Bizim dünyalık şeylerle işimiz yok. Vallahi ki ilk millet bir geçsin onu. Herkesin dünyalık şeylerle işi. Herkes menfaat peşinde. Herkes menfaat peşinde. Kimse bana hikaye anlatmasın. Oltaya bastı orada. Yemin bak et. Kepçeyi aldılar valla. Geldi balık. Ufak ya. Yo ufak değil. Bayağı iyi balık. Suya gir diye bağırıyorlar. Balık çok iyi ama. Ya ne yapıyorsun abi? Öyle kepçe mi tutulur ya? Aldı. Buradan görünen. Kilosu var aşağı yukarı.
bize de şöyle bir vurursa, ama onlar botla mı götürürler sabah? Şimdi atacaklar ya. Bence zannetmiyorum. Makine zaten bu. Bot mesafe değil de adam yürü diyor. En fazla 60 metre. Bir tane daha bastı. Aynı adam. Vallahi demek ki yakında. Biz 200 metreye zorluyoruz. 200 metreden de çapak vurdum, üzülüyoruz ondan sonra. Biz o adam dünen geldi, orası atacağız. Bomboştu. Buraya geldi, buraya baktı. Beğenmedi. Bu sıkıntı ne biliyor musun işte? Buradan adamlar oraya doğru atıyor. Aslında değil millet mi? Burada sollu çalışıyor. Biz de sollu atıyoruz bak. Aslında çok yanlış yapıyoruz biliyor musun? Ben direkt karşıya attım. Geçen sene falan hep sollu çalıştık hatırlıyorsun. Hep sola doğru, hep sola doğru. Ne varsa o solda, hep sollu çalıştık. Sağ buruna yanaşmayan bir. Buradakiler de öyle yap. Hep bu tarafa doğru atıyorlar. Niye oltaları bu tarafa doğru atıyorlar anlamını veremedim ben bir türlü. Bize... Bak Bent'in oradaki adam da sol atıyor. Buradaki adam da sol atıyor. Abi, buraya gelen balıkçıların hepsi solcu. Niye acaba? Soracağım ya bir gün Hüseyin. Niye sol atıyorsun abi diyeceğim. Hadi. Bak hadi. Hadi yavrum. Küy. Hocam meydanda. O bu tarafa gidiyor bir ara, öbür o tarafa gidiyor. Vallahi burası değişik ya. Bir de arkadaşlar arabalarla bir basıyorlar o kötü yolda. Adam 120 ile gidiyor ya. Kafa kafaya vuracaklar birbirleriyle, haberleri yok. Hayır, bir de işin garip tarafı sağdaki sola gidiyor, soldaki sağa gidiyor. Onun yanından geçtiği şu kırmızı araba var ya, mavi çadır var, iki kırmızı arabanın arasında. Aha. Sağda kırmızı araba var ya. Dünen bizi oynattı burada. Oynadık bir güzel. Nasıl oynadık? Allah Allah. Zaten gelirken öyle yaptı. Taş oralardan sesler gelmeye başladı. Geldi öyle şuradan şöyle attı. Tıkı tıkı çift elli bilmem ne falan. Ha, adam orayı koşturup geçişmek için basmış oradan. Ha, o ara boş. Ha. Beyaz arabayı koydukları yer boş. Hemen indi. Direkt otara çıkardı. O bak. Muhtemelen haber verdi ona. Gel ben aynen, kalkıyorum direkt diye. Direkt otara çıkarıyor bak baba. Yer değiştirdi o. Aynen o haber vermiş ona. Gel ben kalkıyorum diye. O da tam gaz. Yapıştırdı. Ama birbirlerine kornayı çalmadı lan. Ya da tam gaz geçti. Ya da onu oraya o oradan çıktığını görünce hemen. Oraya durdu, ondan da kadar tam. Yürü yürü yürü. Yetişeceğiz abi. Abi öyle başkası oturuyor hemen. Kalkmaya vallahi kalkmaya göre gelmiyor ya. Yanlışla kalksak gitsek yeri bulamayacağız geri. Bulamam. Arkadaşlar bir balık vurdu. Güzel olabilir. Dayı sen çek. Ufak. Hadi ya. Çok küçük. Gelen balığa bak ya. Ana, vurmuş. Kaldır. Kaldır dayı. Oy bakalım. Hayırlı olsun. İyi gene siftah yaptık ya. Bembeyaz balık, kanatları kırmızı. Çok küçük. Yani siftah siftahtır, hemen gönderelim bunu. Hadi bakalım. O yakındaydı biraz dayı ya. Neyse tekrar atalım oltamızı. Arkadaşlar yine bir balık bastı. Dayı var bunda herhalde ya. Bir sine salmış. Bize doğru geliyor, gel. Gel gel. Bize doğru geliyor. O öten öbürü müydü? Ha, düşürmüş işte, yine silindir düşürmüş. Yok, takılmaz. Takılmayabilir, takılabilir de dalgadan yanlış yerden gitmiş olabilir. Boş gibi geliyor lan. Dayım hayırlı olsun. Arkadaşlar balık çok güzel. Sonunda şeytanın bacağını kırdık. Yani 3 kilosu var. Sonunda kırdık şanssızlığı ya. Ben 2 kilo diyorum. Vallahi tam 2600'e yakın. 2.56. Neyse, dön önce de arttım da ondan.
Vallahi aksiyonu yaşattı ya. Tam ben de çadırda yatıyordum ha. Dedim kafayı dinleyeyim biraz. Bir baktım swinger misineden çıkmış. Güzel, attırmış işte. Bırakmamış, bize doğru yüzmüş. Önce çekti sonra bize doğru. Aynen. Ben de hangisi diye baktım, oturdum sen nereden? Baktım. Ben de bilemedim ilk önce. Sonra bir baktım swinger düşünce anladım. Sen çekmeye başlayın. Yani güzel güzel. Başlangıç olarak iyi. Ben de aldım demin bir tane yarım kilo falan küfteye vurdurdum. Onu hemen saldım. Arkadaşlar beklemeye devam. Güzel aksiyon aldık. İnşallah devamı gelir. Hadi bakalım çalışmalara devam. Kırmızıya vurmuş. Ayda bunda balık var. Vallahi balık var. Onu oraya koy bırak balık dursun öyle. Tut şunu. Tut geri saldı bir şöyle bak. Çek. İkisinde de aynı anda oltaya bastı ya. İyi kötü aksiyon. Ama ufak. Yanına yanaştır. Nereye gitti lan o? Diğeri nerede? Gitmiş herhalde o. Görüyor musun? 100 metreden kaçak geliyor. 100 metreden gelen balık arkadaşlar. Orada diyor sormuş. Kurtulmuş o. Kırmızıya vurdu gitmiş herhalde. Bak. Önce gibi. Kardeşim var rahmetli. Onun adına sarıyorum. Ece burada balığı var gel dur. Bunun tamamen açık bilmiyor. Bunu da Ali ben uçuyorum. Valla iki olta iki çapak. Aynı anda. Aynı anda. Ne diyorsun? O şey. Birbirinin üstünden geliyor falan diyoruz ama alakası yok. Oltalarımızı yeniden atacağız değerli dostlar. Dayım yine şov yapıyor ya. Abi, ufak da olsa çapak şov. Aksiyon aksiyondur güzel. Yine geçen sene gibi oldu. Oltalar hep karada. Benim laf abim biliyor musun? Çapakçı üzülüyor mu derler sana? Mustafa aradı ona da hemen bir geri dönüp. Mustafa gelmişti. İlk atışı yaptı hemen balığı kaptı hadi bakalım. Tekcel yani o kadar koştu mu değil. O kadar koştu da değmedim tamam ya çok küçükmüş ama ya. Sen almaz zaten ama. İsrail mi o? Evet senin kadar almadın bir yere. Bakalım göster. Çok küçük ben Mustafa. Çok küçükler abi 100 gram var abi. Hadi gönder gitsin ya Mustafa. Birazdan bir çalışma yaparız diyoruz ama acayip rüzgar var. Aynen demin parçayı kaybettim buldum sen de sigarayı buldun. Nasıl koşuyor Mustafa? Evet arkadaşlar oltanın yüzüne basma. Oltaya atmış buraya. Dur çek kenara. Arkadaşlar Atilla abi geldi Zülfikar abinin arkadaşı. Dayım ocağın başına geçti. Rüzgardan oturamıyoruz vallahi. Felaket rüzgar var. Manzara müthiş. Sazan avcıları Mustafa. Kardeşim. Dayım. Bugün yakala pişir yapıyoruz artık. Aldığımız o balığı temizledik. Şöyle masamızı kurduk. Atilla abimiz geldi Bursa'dan. Oğlu da var. Şöyle güzel bir hoş sohbet, bol muhabbet. Arkadaşlar hava kış günü. Vallahi montla polarla duruyoruz. Acayip rüzgar var. Balık verimi yine acayip düşük. Çok kötü yani. Etrafta da balık alanları yok. Yani bugün zaten benim son. Yarın sabah erken saatlerde toplarım. Gideceğim. Umarım yine bir aksiyon alırsak videoya devam edeceğiz. Güzel bir balık çekebilirsek de bizim için yeniden iyi olacak. Bir tane 2,5 kiloluk bir balık almıştık. Onu da temizledik. Yakalıp şir yapacağız. Arkadaşlar gece çok büyük bir balık kaçırdım.
Zülker abinin oltasına vurdu. O da uyuyordu. Saat gece 3. Valla çektik kenara kadar. Bir 5 metre falan getirdim. Tam kepçelemek üzereyken Zülker abi balık bir anda bir kalama aldı. Bayağı ileri götürdü. Tekrar çektik falan. Ama 8-10 kilogram üstüydü yani balık. Valla acayip moralim bozuldu. Gece gece uykular haram oldu. Beklemeye devam ediyorum. Gece saat 3.30 falan. Balık 3'te bastı. İşin garip tarafı balıkla beraber 4 tane saçak geldi. Muhtemelen o balık daha önce birkaç yerden kopattırmış. Ama biz de çıkaramadık yine balığı. Çok büyüktü balık. Neyse yapacak bir şey yok yani. Alamadık, kenara çıkartamadık. Yani günün en büyük balıklarından birisiydi muhtemelen benim tahminimce. Çünkü gördüm balığı, suyun üstüne çıktı balık. Yani bugün yan tarafta birisi aldı. Onun daha da üstü bir balıktı. Yani kesin 10 kilogram vardı. Ama nasip işte bu işler, balık oltamıza vuruyor. Ama karaya çıkartamıyoruz yine, her zaman olduğu gibi burada yine bir balık kaçırdık. Öyle bir talihsizlik, öyle bir şanssızlık devam ediyor burada. Mera yine bildiğimiz gibi ağzına kadar dolu. Şimdi yan taraftakiler de biz balık alınca, işte vuruş alınca çalışmaya başladılar. Vallahi beklemeye devam edeceğiz. Nasip inşallah o kaçırdığımız balığın da daha büyüğünü kenara çıkartmayı başarabiliriz. Çekmemde herhangi bir sıkıntı yoktu. Balığı kenara kadar getirebildim. Ama nasip işte yani, o balık oraya kadar gelecek, oradan kaçacak. Neyse, beklemeye devam edeceğim bakalım. Umarım ilerleyen saatlerde güzel bir balık yaparsa kayda almaya çalışacağım. Arkadaşlar bugünlük avımı sonlandırdım. Sabah erken saatlerde işlerimden dolayı toplanmak zorunda kaldım. Şimdi dönüyorum. Zülker abiler Mustafa ile birlikte bir gece daha kalmaya devam edecekler. Güzel aksiyonlu bir av oldu yine de. 2,5 kilogramlık güzel bir balık aldık. 750 gram 1 kiloluk çok fazla balık aldık. Onların hepsini de zaten geri salımını yaptık. Benim için güzel, keyifli bir kamp oldu. Umarım ilerleyen sazan avlarımızda daha güzel balıkları alıp sizlere o güzel görüntüleri ulaştırabiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.